Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu haftalar, programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün iki maçla birlikte Süper Lig'de bir hafta daha geride kalacak. Bir hafta daha geride kalacak ve Şampiyonlar Ligi sonrasında da Konferans Ligi'nin heyecanını yaşayacağız. Temsilcilerimizle birlikte biliyorsunuz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuğu olacak. Çarşamba günü saat 23'te Allianz Arena'da, yani Münih'te oynanacak bu karşılaşma ve Radyo Spor bütün ayrıntılarıyla bu maçı size aktaracak değerli dinleyiciler. Sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nin heyecanını yaşayacak futbol severler. Ama biz bütün bu maçlar öncesi takımlardaki son durumu konuşmadan önce lige bakacağız. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı son derece önemli bir karşılaşmaydı ve hakem kararları tartışıldı. Antalya Spor-Beşiktaş maçı dün Beşiktaş 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Ancak ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı Beşiktaş. Tartışılan pozisyonlar var, kırmızı kart iddiaları var, penaltı iddiası var ve Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş teknik sorumlusunun maç sonunda yaptığı açıklamalarda büyük bir önem arz ediyor. Bütün bunlara bakacağız programımız çerçevesinde. Az sonra Sayın Ali Kunak bizimle birlikte olacak. Neden? Çünkü Sayın Ali Kunak geçen hafta çok önemli bir açıklama yapmıştı. Serdar Tatlı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu dönemle ilgili olarak hafta sonu, yani dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Serdar Tatlı'nın bu açıklamalarına, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu döneme ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını bıraktıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda değerlendirilmesi üzerine verdiği rapora göndermede bulundu. Bu raporun içeriğiyle ilgili çok fazla tartışma var. Ben de Serdar Tatlı ile konuştum bunu ve daha fazlasını konuşacağız. Birazdan eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak'la. Bir yorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam merhaba. Hocam merhaba, duyabiliyor musunuz beni? Hocam? Sanırım telefon hattında bir problem meydana geldi. Ali Kunak'la tekrar bağlantı kuracağız. Sayın Ahmet Nurçevi, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Burak Yılmaz görüşme yapacak değerli dinleyiciler. Bir son dakika bilgisi olarak bunu sizlere aktarıyorum. Biliyorsunuz Burak Yılmaz'ın dün maçtan sonra yaptığı açıklamalar son derece dikkat çekiciydi. Açıklamalardan bir tanesi de benim bazı taleplerim olacak kulüpten, Beşiktaş'tan demişti. Bu taleplerinin karşılanması doğrultusunda görevi devam ettireceği imasında bulunmuştu. Bakalım bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Sayın Başkan'ın, Ahmet Nurçevi'nin de tekrar aday olması bekleniyor. 2 Aralık'ta yapılacak Beşiktaş'ın seçimli kongresinde. Sayın Ali Kunak bir kez daha bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. İyi yayınlar. İyi eksik haftalar. Eksik olmayın, iyi haftalar hocam. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İşte gündem karışık böyle. Gündem karışık hocam. Evet. Konuşuyor. Hocam geçen hafta açıklamıştınız ama dün Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı'nda Ali Koç bir kez daha değindi. Serdar Tatlı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılırken bir rapor hazırladı. İddiaya göre bu raporun içeriğinde bazı hakemlerin şike yaptığına dair ifadeleri varmış Serdar Tatlı'nın. Ama ben Serdar Tatlı'yla bu meseleyi konuştum. Kesinlikle böyle bir şey yazmadım. Kesinlikle hiçbir hakemle ilgili olarak şike yaptı ifadesini kullanmadım ya da bu yönde bir imada bulunmadım. Sadece performansla ilgili düşüncelerimi, performans sorunu olduğuna dair düşüncelerimi aktardım bu rapora ve Türkiye Futbol Federasyonu'na verdim dedi. Ama iddia ki sanırım Sayın Ali Koç da onu kastetti. Serdar Tatlı'nın belli hakemlerin şike yaptığı, hatta bu hakemlerin ismini niye açıklamıyor federasyon şeklinde bir başka açıklaması vardı Ali Koç'un. Bu Serdar Tatlı'nın belli hakemleri göstererek kamuoyunda da isimleri bilinen hakemlerin şike yaptığını söylediği iddia ediliyor. Ama Serdar Tatlı bunu böyle olmadığını söylüyor. Siz de bu konuya değinmiştiniz. Bu meseleyi birazcık daha ayrıntılı konuşarak başlayalım istiyorum söyleşimize. Ne diyeceksiniz? Tamam sevgili Özgür, bu aslında çok ağır bir iddia. Yani şu anda hakem camiası içerisinde aktif olarak görev yapmakta bulunan hakemlerin işte şike yaptığı, şaibeli işlere karıştığı, usulsüzlükler yaptığı iddiası ispatı gerektiren iddialar. Bu iddialar yeni değil. Bu iddialar 1,5-2 seneden beri var. Ve bunu bir yorumcu Sayın Rıdvan Dilmen ilk defa dile getirdi televizyonlarda.
dedi ki Serdar Tatlı giderken böyle bir mektup bıraktı. Şimdi biliyorsunuz geçen dönem biz MHK'de göreve geldiğimiz zaman da bu üç hakem konuşurken kendileri bu konudan büyük rahatsızlık duyduklarını, eğer bizim bu konuyla ilgili bir sıkıntılı durumumuz var ise lütfen bu ortaya çıksın, bizim de ikimizi kesin, biz de hakemden uzaklaşalım, bu camiadan ayrılalım diye Merkez Hakem Kurulu'na Sayın Lale Orta'ya bir talepte bulundular. Ve Lale Orta başkanlığındaki kurulumuzda o tarihte sanırım Mart ayı falandı. Sayın Serdar Tatlı'ya bir yazılı soru sorduk. Mektup yazdık. Dedik ki bir yorumcu böyle böyle iddialarda bulunmaktadır ve sizin bir mektup bıraktığınız konuşulmaktadır. Bu böyle bir mektup var mıdır? Var ise bunun içeriğindeki şike ve şaibe ile ilgili konuların detaylı olarak tarafımıza bildiriniz ki biz de camianın temizliği açısından gerekli soruşturmayı yapalım ve icraatı yapalım şeklinde bir yazı yazıldı Lale Orta imzasında. Sayın Serdar Tatlı da çok nazik bir şekilde cevap verdi. Evet dedi, ben böyle mektup yazdım. Bunu giderken de görevden ayrıldığım zaman da dönemin genel sekreterine bıraktım. Ama yazdığım mektupta ne şike, ne şaibe, ne usulsüzlük, böyle bir şeyden asla asla bahsetmedim. Böyle bir şey asla asla yoktur. Ben sadece ve sadece bu üç hakemin, geçen hafta yayında da bu üç hakemin ismini biz söylemiştik hatırlıyorsan. Bir daha hatırlatalım hocam, bir daha hatırlatalım bu üç hakemi. Koray Gencerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Tokat. Serkan Tokat. Bu üç hakemin performanslarının iyi olmadığından dolayı son haftalarda tarafından görev verilmediğini ve bir müddet daha dinlendirilmesi gerektiğini beyan eden bir yazı yazdım ve bıraktım şeklinde bir cevabı geldi Serdar Tatlı'nın. Bu cevap Türkiye Futbol Federasyonu resmi kayıtlarında vardır. Yani şu o resmi evraktan geçerek geldi o yazı. Federasyon yetkililere de ulaşabilir. Federasyon yetkilileri Serdar Tatlı'nın cevabı yazısını isterlerse de açıklayabilirler. O da onların takdirinde bir şey ama içinde tamamen yalın olarak gerçeği bu şekilde sevgiler. Sayın Ali Konak bu önemli açıklamayı yaptı. Hocam bu kadar sarih ifadelerle bu kadar sarih ifadelerle açıklamış olmasına rağmen Serdar Tatlı durumu bu üç hakem, ismini verdiğiniz üç hakemle ilgili olarak şike şaibe iddiaları nereden nasıl kaynaklanıyor? Sanırım Ali Koç da bu iddialara istinaden dün böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti galiba, değil mi? Ve bu hakemlerin ismini vermiyorum dedi. Burada bir gizem oluşturma çabası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya sevgili Özgür, şimdi genel manada Sayın Ali Koç'un dünkü açıklamalarına baktığınız zaman Sayın Ali Koç böyle basında, medyada, sosyal medyada olur olmaz ne yazıldıysa sanki bunların hepsi gerçekmiş gibi alıp da bunlarla ilgili çok çok uzun bir konuşma yaptı. Yani bu olayın isimlerini vermiyorum dedi. Bu isimleri herkes biliyor. Bunları bilmeyen yok ki. Yani bunları açıklamıyorum şimdi. Bu isimler bende var şeklinde. Yani bu isimler herkes biliyor. Bu olay 1,5 senelik bir olay. Yani artı Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklamaların diğer bölümlerinde de çok çok yanlış bilgilendirmeler var. Kendisini evet bazı konularda belki de haklıdır ama kendisinin yanıltıldığı, yanlış bilgilendirildiği net bir şekilde ortada Sayın Ali Koç. Onlar nedir hocam? Yanıltıldığını düşündüğünüz konular nedir Sayın Ali Koç'un? Ya şimdi bak, ben sık sık yayınlarda söylüyorum. Diyorum ki 8 Mart operasyonu Türk hakemliğine vurulmuş en büyük darbedir. Bunu aklı selim olan herkes net bir şekilde biliyor. Ve Sayın Ali Koç dün 8 Mart'ı yapanlardan daha önce karşı çıktığım, onları desteklemediğim için özür diliyorum cümlesini kullandım. Ve Ali Koç'ta böyle bir 360 derece, 180 derecelik bir dönüş gördüm. Şimdi Sayın Ali Koç, 8 Mart'ta ismi çizilen hakemlerin isimlerinin hangi yöntemlerle tespit edildiğini, daha önce bu isimlerin
Serdar Tatlı'ya verilip de ve bazı kulüp başkanları tarafından yapılıp hazırlanan bu listenin Serdar Tatlı'ya verilip de Serdar Tatlı ben bu işi yapamam diyerek istifa ettiğini Ali Koç gayet iyi biliyor. Ve o dönem karşı çıkmasının tek sebebi de kendisinin ve Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, o dönemki Galatasaray Kulübü Başkanı'nın ve kendisinin bu listenin oluşumunda hiçbir dahli ve haberi olmadığı için karşı çıktılar bu listeye. Yoksa o hakemlere yazık falan filan, onlar ön perdesi. Aslında karşı çıkmalarının sebebi bu isimleri yapmışlar. Bunu dün akşam gazeteci Tahir Kum açıkladı. Ben ona istinaden de burada net bir şekilde onu mesnet göstererek söyleyeyim. Ve 3-4 kulüp başkanı varmış. Bundan içinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulüp başkanı yokmuş. O dönem karşı çıktılar. Şimdi ne olduysa o 8 Mart'ı yapan arkadaşlar asla ve asla o listeyi o dönemin MHK'si kendi başına oluşturmamıştır. O dönemin MHK'sinin önüne konulmuştur bu liste. Onlar da gereken icraatı yapmışlardır. O dönem karşı çıkıyor. Şimdi ne oldu? Birileri herhalde araya girdiler. O 8 Mart'ı Ali Bey'i bir araya mı getirdiler bilmiyorum. Böyle bir 180 derecelik dönüşle öyle bir şey yapıyor. Ve ondan sonra mesela Sayın Ali Koç, evet kibar beyefendi bir insan olduğunu herkes konuşuyor. Kariyeri, bulunduğu konum, işte ticari konumu, herkese saygı duyduğu, hürmet ettiği bir insan. Ben Ali Koç'un dün kullanmış olduğu bazı ifadeler var ki ben buna utanç duydum. Gerçekten utanç duydum. Şimdi Ahmet İmanoğlu şu anki Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı iyi yapar, kötü yapar. Birilerinin telkiniyle gelmiştir, haklı gelmiştir, o koltuğa haksız gelmiştir. Bunların hepsi söylenebilir. Ama bir MHK başkanına, bir kulüp başkanı, bir kulüpler birliği başkanı, ben araştırdım, omurgasızmış, karakteri zayıfmış, koltuk meraklısıymış cümlelerini kullanıyorsa ve arkasında da bu hakaret değil, bu bilgi diyorsa bu Sayın Ali Koç'un dünkü konuşmalarındaki net bir şekilde kamuoyunda inandırıcılığını kaybedeceği ifadelerin ortaya koyulmuş bir şekli oluyor bu konuşma. Anladım. Yani bunları söylüyorsa Sayın Başkan bence çok ayıp ediyor. Söyledi de ayıp etti de gerçekten. Ben Ahmet İmanoğlu'yla şu an görüşmüyorum. Bak, Ahmet İmanoğlu'nun korumak için de bunu söylemiyorum. Ben kurumsal kimlik açısından bir MHK başkanı hakkında ve prensipler açısından başkanı söylüyorsunuz. Evet. Kurumsal saygınlık açısından söylüyorum bunu. Bir MHK başkanı hakkında bunları söylüyorsanız siz bunları ispat etmek zorundasınız. Bunları söyledikten sonra da bunlar iddia değil, bilgi. Hakaret değil, bilgi bunlar şeklinde biraz. Hocam bir de bundan sonraki süreç adına, yani bu sözler edildikten sonra halihazırda İbanoğlu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı devam ettiriyor. Bundan sonraki süreçte atamalarda Fenerbahçe taraftarının kafasında da istifam oluşmaz mı, ya da Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerinde? Bizim başkanımız böyle söylemişti Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında. İşte şu hakemi atadı, bu maçta böyle olacak, şöyle olacak, ya da yapılabilecek olası hatalardan sonra çok daha büyük tartışmaların, kaosun ortaya çıkması kaçınılmaz olmaz mı? Yani bir yönetim biçimi açısından da yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Geleceğe yönelik daha büyük sorunların doğuracağını düşünüyor musunuz? Bu açıklamaların, bu ifadelerin, bunu soracağım ama kısa bir reklam arası var. Reklamları verelim, ardından devam edelim hocam sohbetimize. Tamam. Az sonra birlikteyiz Sayın Ali Kunak'ta. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Sayın Ali Kunak bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumu tekrarlayayım mı hocam? Belki yeni katılanlar vardır. Tekrarlama.
Ama yeni katılanlar için istersen tekrar desebiliriz. Şimdi benim için tekrarlamana gerek yok. Mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın İbanoğlu ile ilgili olarak Sayın Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç bir açıklama yaptı. Ve onun zayıf karakterli olduğunu öğrendim. Bu bir hakaret değil, bilgi dedi. Bundan sonraki ilişkileri nasıl düzenler bu açıklama ya da neyi getirir? Çünkü bu açıklama nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevden alınmaz herhalde. Görevine devam edecek. Evet, tabii ki yani. Şöyle, bu bir görevden alma ya da ay görevden alma dediğin asla olamaz da. Ama ilerleyen süreçte senin biraz önceki ilk bölümdeki sorduğun süreçte ilk bölümdeki sorduğun sorunun içerisinde yer alan bundan sonraki süreçte komple Fenerbahçe camiasının, Fenerbahçe taraftarlarının Ahmet İbanoğlu'nun icraatlarına, hakem atamalarına olan bakış açısı bir güven sarsılmasına yol açar mı sorusunu sordun sen. Bu çok çok önemli bir soru. Evet, maalesef Ali Koç bundan sonra sezon sonuna kadar tüm Fenerbahçe maçlarına yapılacak atamalarla ilgili kendi camiasının kafasında bir, çok çok büyük bir soru işareti yaratmıştır. Şimdi bu soru işareti yaratmanın sonuçları var, tuhaf sonuçları var sevgili Özgür. Herkes aslı Selim taraftar değil. Sayın Ali Koç'un mesela dün buna benzer bir şeyler daha oldu. Onu da söyleyeyim, ondan sonra geleyim sonuca. Mesela bir fotoğraf koydu. Sevgili Cüneyt Çakır'la Alper Ulusoy'un İzmir'de bir kafede kahvaltı ederken bir fotoğrafını koydu. İki gün önce çekilmiş bu fotoğraf dedi. Ve bak şimdi bu fotoğraf bir buçuk sene önce çekilmiş olduğunu buradan söylüyorum. Ve devamında dedi ki, sizler de dedi ey Fenerbahçeliler, AVM'lerde, sosyal ortamlarda bu tür şeyler görürseniz boş durmayın. Yani fotoğraflayın, belgeleyin şeklinde bir şey yaptı. Yönlendirme yaptı. Arkadaş, sokakta birisi yarın bir gün bir hakemi gelip de fiziksel şiddet uyguladığı zaman bunun sorumlusu kim bence biliyor musun? Bunun sorumlusu Ali Koç olacak. Niye? Dün böyle bir yönlendirme yaptı. Herkes aklı Selim taraftar değil. Yani kapı çekip çıkan da var. Alkolü alıp da, sağlığa zararlı alkolü alıp da çıkan da var. Bir de gözü hiçbir şey görmeyen aşırı fanatikler var. Bunlar sokak olayları yaratabilirler. Bu aynı Ahmet İbanoğlu'na da olur bu şey. Bu Ahmet İbanoğlu uçakta seyahat ediyor. Denizli'de oturuyor. İstanbul'a geliyor, gidiyor. Uçakta birisi ben karaktersizmişsin dese ne yapacak şimdi Ahmet İbanoğlu? Ali Koç senin için böyle diyor dese ne yapacak? Yani şimdi sokakta birisi bana sen karaktersiz dediği zaman ne yaparım? Sen ne yaparsın? İlla ki bir şey olacak yani. Fiziksel bir şiddet çıkacak. Bir Kulüpler Birliği Başkanı'nın konuşmalarına son derece dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Artı ya bu 8 Mart'ı yeniden sanki şey bir olaymış gibi, iyi bir olaymış gibi kendisinin geçmişte hata yaptığını söylüyor Ali Koç. Ali Koç evet geçmişte hatalar yapmıştır ama dünkü konuşması bence en büyük hatalarından birisiydi. Neden dersen Ali Koç evvelki sene binlerce kişiyi Sabiha Gökçen havaalanını toplayıp da megafonla şey yapmadım. Bir toplantı yapmadım. Ve daha sonra bunun hata olduğunu kabul etmedim. Bak gör, buraya yazıyorum. Ali Koç bundan bir süre sonra dünkü yaptığı konuşmanın hata olduğunu kabul edecektir. Bunu neye istinaden söylediniz hocam? Yazılıklar. Ya büyük olaylar olacağını düşünüyorum yani. Birisi birilerine saldıracak. Dün hedef gösterdi resmen yani. Birilerine hedef gösterdi. Hakem camiasına hedef gösterdi. Birileri bir şiddet içeren bir takım hareketler yapacak da inşallah kötü bir şey olmaz. İnşallah. Ama sizin böyle bir kaygınız var. Zaten bu da olasılıklardan bir tanesi. Anladım. Yani bu son derece yanlış bir şey. Ve nereye götürüyor? Toplumu nereye götürüyor? Şimdi örnek olması gereken kişi Sayın Ali Koç her türlü yönüyle bizim Türk
iş hayatının da en önde gelen temsilcilerinden bir tanesi. Ama tahrik ediyor. Toplumu tahrik etti dün. Bu suçtur bence. 62-22 burada devreye girmeli bence. Anladım. Peki. Yani 2-3 gün önce çekilmiş diyor Güneş Çakır'ın fotoğrafı. Ya fotoğraf 1,5 önce çekilmiş. Güneş Çakır 4 aydan beri, 5 aydan beri Gürcistan'da ya. Biliyorum Gürcistan'da. Gürcistan'da adam ya. Orada hakem komitesinin başında görev yapıyor. Evet. Ya böyle bir şey olmaz. Yalan olur. Her söylenene inanmış. Her söylenene inanmış. Sayın Başkan. Yani siz çok büyük bir holding yönetiyorsunuz. Mutlaka holdinginizin ticari işleriyle ilgili de sizi bir takım duyumlar geliyordu. Her söylenene böyle inanıyor musunuz orada? Başkanın dünkü konuşmasının inşallah olumsuz sonuçları futbolumuza yansımaz diye düşünüyorum. Üzgünüm ben. Gerçekten çok üzgünüm dünkü konuşmayı dinlediğim için. Ve Türk futbolunda beyefendi kişiyle bilinen, son derecede üstün meziyetler olan bir başkanı, Türkiye'nin büyük, en büyük önde gelen kulüplerden biri, büyük kulüplerinden birinin başkanının bu tür mesnetsiz suçlamalar yapmasından dolayı gerçekten dün gece uykum kaçtı, uyuyamadım sevgili. Sayın Ali Kunak, eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Lale Ortar'ın başkanlığını yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nda da yer almıştı. İcra Kurulu'nda yer almıştı. Önemli görevler üstlendi. Hocam bu arada Sayın Ali Koç, Lale Ortar'dan kendisine doğrudan bir video gelmediğini söyledi. Doğrudan. Duyuyor musunuz hocam beni? Hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Özgür. Bir an kesiz gibi oldu. Anladım. Peki. Sayın Ali Koç diyorum ki Lale Ortar'dan kendisine doğrudan bir video gelmediğini söyledi. Bak. Doğrudan ya da endirek Lale Ortar'dan Ali Koç'a bir video gitmediğini ben senin yayınında bundan 15 gün önce söyledim. Peki. Yani doğru söylüyorsunuz. Adım gibi biliyorum. Söyledim bunu. Adım gibi biliyorum ki adım Ali, soyadım Kunak'sa Lale Ortar'dan bir görüntü asla ve asla ne Ali Koç'a, ne çevresine, ne Fenerbahçe'ye, kimseye gitmemiştir. Ha, Lale Ortar o görüntüyü almıştır. Federasyon başkanıyla paylaşmış olabilir. Ona gösterip de ona anlatmış olabilir sadece. Ama federasyon başkanı ve çevresindekiler başka şekilde hikayeler yarattılarsa bilemem. Ama Lale Ortar oradan aldığı görüntüyü sadece federasyon yetkilileriyle, federasyon başkanıyla paylaşmıştı derken onlara göndermiş değil, kendi telefondan onlara da izlettirmiş olabilir. Anladım. Ama nasıl bir daha söyler misiniz hocam? Kendi telefondan onlara izlettirmiş derken kime izlettirmiş kendi telefondan? Federasyon başkanına ya da o anda yönetim kurulundan o odada kimse varsa onlara bakın o pozisyon öyle değil böyle diye izletmiş olabilir. Peki. Bu önemli bilgiyi Sayın Ali Kunak aktardı sizlere. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar. Güzellikleri konuşalım diyelim sevgili Özgür. Keşke maçları konuşsaydık. Maçlarda da çok konuşulacak şey var ama fakat dünkü açıklamalar futbolu tamamen ikinci planda bıraktı. Üzgünüm. Peki hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi yayınlar. Siz de var. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe bölümümüzde devam ediyoruz programımıza. Elbette ki Fenerbahçe'nin dünkü kongresi çok büyük yankı yarattı. Özellikle de Başkan Sayın Ali Koç'un açıklamaları. Sayın Selim Soydan'la da ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaları hayretle izledim, okudum. Daha doğrusu yaptığı açıklamaları. Çok şaşırdım Selim abinin bu açıklamalarına. Ama devamını okumak istemedim. Kararı, yani kulüp üyeliği ile ilgili kararı disiplin kurulumuz verecek diyor Sayın Selim Soydan'la ilgili olarak. Değerli dinleyiciler, bir de tabii başka açıklamalar var. Örneğin bizim de program yaptığımız sevgili Burçin Keskin'le ilgili açıklamaları var. Burçin Keskin'in hangi kulübe yakın olduğu çok ilginç bir insan. Hangi kulübe yakın olduğunu tahmin etmeniz güç olmaz diyor ve kaza yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'na ait arabayla gidiyor, tekrar geliyor vesaire diyor. Bu ilişkiler sorgulanmalı diyor Sayın Ali Koç. Elbette ki belli hakemlerin isimlerinden de bahsetti. Bir İzmir çeteleşmesi olduğunu söyledi. Hakem hatalarında Fenerbahçe'nin aleyhine olduğunu
olduğunu ifade etti. Sayın Başkan, bütün bunları konuşacağız kiminle? Genel kurul üyesi, Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi ve tabii camiadaki gelişmeleri çok yakından takip eden Sayın Rahmi Eyüpoğlu ile. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Güzel bir hafta başı, güzel bir gün. Tüm dinleyenlere iyi haftalar diliyorum. Her ne kadar biz Fenerbahçeliler için hafta iyi geçmese. Doğru. Trabzonspor maçıyla bu konulara geçmeden önce Trabzonspor maçıyla ilgili yorumunuz var mı? Yorum yapmak ister misiniz? Şimdi Trabzonspor maçına gittik. Canlı gözle seyrettik. Takım da fena başlamadı. Bireysel hatayla gol yiyince yerine yerisini koyamadık. O heyecanla sahaya çıktığında takım gol atacağını, iki gol yedi iki dakikada. Hı hı. Ve tabii ondan sonrası zor oldu. Ama 10 kişi kalmasak bu maç 3-3'e gelirse şaşırmazdım. Hakem hataları var mı yok mu diye söyleyecek olursan, işte herkesin tartıştığı, söylediği, hani bazen ufak ufak yapıyorlar deniyor ya, maç esnasında da ufak ufak çok şey yaşadık. Ama ben bu maçı hakemlerden çok takımımızın şanssız bir günüydü diye düşünüyorum. Yani Samet'in yaptığı iki hata, iki gol. Şimdi bir maçta iki hata ile iki gol yiyorsanız, sonra maç 3'e geliyorsa, işte bu maçları kurtarmak kolay olmuyor. Hakemle ilgili ben ne konuşayım? Dün başkan neredeyse 2 saat konuştu. Bakalım buna nasıl bir cevap gelecek, neler yapılacak, hep beraber göreceğiz. Ama maç olarak Fenerbahçe seyircisi 3-2 mağlup olduğu maçtan çıkarken öyle çok üzgün değildi. Evet, 3 taraftar puan sahip çıktı. Evet, taraftar belki de taraftarın oyuncularına bu şekilde sahip çıkması ilerleyen günlerde bize daha çok şey getirecek. Çünkü fazla uzağa gitme, bir sezon önce taraftar bu saatlerde maçtan çıkışta yuhalanır veyahut da aşağılanırdı. Yani eminim Crespo arkadaşlarına, ya arkadaşlar bakın bizi çağırdılar, 2 sene önce çağırmazlardı, hatta yuvalanırdı diye anlatıyordur herhalde. Çünkü bu sene taraftar takımına ciddi sahip çıkıyor. Niye? Çünkü inanıyor. İnanmak önemli. Şanssızlıklar oldu. Şimdi Adana Demirspor maçı. Bak ben böyle kesin konuşmayı sevmem. Şu maçı alırız, böyle ederiz. Çünkü futbol böyle olmuyor. Ama eminim Adana'dan daha iyi bir skorla döneceğiz. Ona inanıyorum. Anladım. Peki dünkü kongreye gelelim. Sayın Başkan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz genel hattıyla? Tonunu ve açıklamaların içeriğini. Dünkü kongre olan son kongreydi. Yüksek Divan'ın son kongresi. Ama bir amacı vardı, bir seçim vardı. Böyle toplantılarda bazen yönetim sesini tekrar duyurmak için bir fırsat bulur. Ali Başkan da bunu bekliyormuş. Bayağı konuştu. Hı hı. Konulara değindi. Ve seçim artık son dakikalara kaldı. Yani düşünsene 140'a 40, yani 180 kişi oy kullanmış. Halbuki daha kalabalık bir izleyici kitlesi vardı. Başkanın konuşmalarını nasıl buluyorum? Başkanın konuşmalarını doğru buluyorum. Fakat bu kadar uzun anlatınca işte basın veya gazeteciler içinden bir şey yakalayıp hoşlarına giderse, kullanabilecek bulurlarsa değerlendiriyorlar. Ama dün söylediği hiçbir soruya Futbol Federasyonu'ndan cevap geleceğini veya araştırma yapılacağını kesinlikle düşünmüyor. Yani sıfıra sıfır elde var, sıfır. Anladım. Bu başkan konuda olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamaları ihbar kabul edip harekete geçeceği kanaatinde, otomatik olarak harekete geçeceği kanaatinde değilsiniz. Değilim. Kesinlikle değilim. Niye gitsinler ki? Yani onlar için gayet normal. Standart dışı bir şey yok. Gayet güzel yönetiyorlar. Her şey güllük gülistanlık. Ondan dolayı bir araştırma yapmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Hı hı. Peki. Ne dersiniz bu hakem meselesiyle ilgili olarak? Sayın Başkan diyor ki rakibimizin lehine, bizim aleyhimize hatalar oluyor diyor. Öyle olduğu kanaatinde misiniz siz de? Şimdi
bizim maçları seyredince, sonra öbür maçları seyredince hakikaten bazen ya bu kararı öyle öbürüne böyleyiz söyleyecek çok pozisyon var. Ama bu kadar bu konuların konuşulmasının işi düzelteceğinden çok darmadağın edeceğini düşünüyorum ben. Yani ama şimdi ben her ne kadar tarafsız bir şeyler söylemeye çalışsam da ben Fenerbahçe kongre üyesi, Fenerbahçe taraftarı ve iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ya efendim bunlar olurdu şunu da böyle deyip geçiştirmekle de olmuyor bu işler. Hı. Yani Rize maçındaki pozisyon ya bu olur bu kadar da büyütmeyin diyemiyorsunuz ister istemez. Şimdi bazen aynı şeylerde Galatasaraylılar tarafından bir maçta bizim için de söylenecek. Hatta bazen sabah sizin radyoyu dinliyorum. Bağlanıyorlar. Efendim şurada şöyleydi, burada böyleydi. Herkes kendine yarı yanı konuşuyor biliyorsun. Keşke herkes ortadan iyi de olması gerektiği gibi konuşsa. Ama diyorum hataları yapan biz değiliz hakemler. Birileri de üstüne konuşacak ve kendine yarı yanı seçip zımbızla seçecek ve söyleyecek. Evet, hakemlerimizin maalesef bazı maçlarda çok ciddi hataları var. Hata yaptığında insanlar bunu konuşur ve değerlendirir. Ama Ali Bey'in, Ali Başkan'ın anlattığı şeyler hata dışında organizeye giriyor. Hmm. Ya işte İzmir'de yapılanlar, isim isim diyor, şurası, şu isim, şu isim, bu isim. Bunlar az buz net tespitler değil. Bunların üstüne gidilmesi lazım. Gidilecek mi? Sanmıyorum. Ne getirecek? Bir rapor çıkacak mı? Onu da sanmıyorum. Çıkmalı mı? Bence çıkmalı. Ya bir araştırma yapılsa, söylense, iyi veya kötü de söylense. Ya Ali Başkan sen bunları söylüyorsun ama boş konuşuyorsun. Şunlar bunlar öyle değil böyleymiş denilebilir en azından. Veyahut da araştırma yapılınca Ali Başkan'ın söyledikleri doğruysa da ya Sayın Başkan siz bize bir şeyler söylediniz araştırdık haklısınız. Bak ne diyor, bir tane sahte rapor var, sağlık raporu. Hı hı. Bunu bulmak çok zor bir şey değil ki. Gazeteci olan birisi merak etse araştırsa pat çıkartır. Federasyon niye yapmasın, yapsın. Ama benim de yeni duyumum. Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne gelen yeni arkadaş Ordu'dan gelme bir arkadaşmış ve Ordu'da sınıf arkadaşı benim gibi Fenerbahçeli ama o da diyor ki o da bizler gibi Galatasaraylı biri şimdi oraya tayin oldu. Hadi bakalım. Yani kimi kastettiniz Rami abi bu sözlerle tayin oldu derken? Şimdi o da oraya geldi. Adamın Ordu'dan ayrılıp girdiği şirketlerden sonra Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik yapacağını kimse beklemiyormuş. Kendi arkadaşları, Ordu'dan arkadaşları. Anladım. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu genel sekreterliğine gelmiş. Kendisi bile şaşkın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Anladım. Anladım dediğinizi. Bu arada bir hoş olmayan tartışma da gerçekleşti. Fenerbahçe'nin divan kurulu üyelerinden o gün altı parmakta Sayın Başkan arasında. Sanırım o gün altı parmak şey dedi. Yani sizin enişteniz İnan Kıracı kastediyor. Galatasaraylı. Galatasaray'la ilgili durumları kendisine sorabilir misiniz dedi. Değil mi? Yanılmıyorum. Böyle bir sözü oldu. Bunun üzerine ve bir tam Ali Başkan'ın karşısında oturuyor. Bak, evet, tam gördüm. İzledim görüntüleri. Ya ben arkadan takip ediyordum. O gün abi sever böyle çıkışlar yapmayı, sevmeyi. O gün abi kendisi hakkında konuşulmaya bayılır. Hı. Yani işte yüksek divanda konuşulan birisi varsa işte o gün abinin çıkışı konuşuluyor. Şimdi sen Ali Koç'un karşısında ve kaşlarını çatmışken, çünkü Ali Başkan dikkat ediyorum kızınca, sinirlenince kaşlarını çatıyor artık. Yani yavaş yavaş artık kongre üyeleri olarak anlıyorsunuz ki bir şey geliyor. Kaşlarını çattı ve o gün abiye gereken cevabı verdi. Ve bir laf etti orada. Öyle devam edersen seni salondan attırırım dedi ki hiç tarzı değil Ali Başkanım. O kadar sinirlendi. Peki böyle bir hak var mı? Yani bir genel kurulu üyesinin ya da divan kurulu üyesinin salondan atılması gibi Sayın Başkan'ın talimatıyla?
Şimdi eğer ki başkana karşı bir hakaret ederse veyahut da ona böyle bir olmayan veyahut da kırıcı bir söylemde bulunursa başkan olarak Uğur Bey'den rica edip bunu yaptırma hakkı var. Çünkü sonuçta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Hı hı. Yani bu demek değil ki her canı istediğini salondan çıkarma hakkı var. Ama başkanın konuşması sırasında ona müdahale gibi alınıp o sırada toplantıyı yöneten ki Uğur Bey'e böyle bir söylemde bulunursa daha tahmin ediyorum ki Uğur Bey de uygun görürse, yani başkan söyledi diye değil, böyle bir durum gerektirirse salondan çıkarma şansı var. Hakkı var. Hakkı var. Sayın Selim Soydan'la ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiniz Sayın Ali Koç'un? Haksız mı? Hala da ona ya abi diyor. Çünkü Selim abimiz bize böyle deriz. Niye? Çünkü efsane kadroların içinde olmuş, şampiyonluklar getirmiş kadroların içinde olmuş bir Fenerbahçe neferi diyelim. Niye böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Niye böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Ben de bu soruyu size soruyorum. Niye böyle bir açıklama ihtiyacı duydu? Birilerine şirin gözükmek için. Başka bir açıklaması yok. Bunun yani siyasetle ilgisi olabilir mi? Siyasetle ilgili olabilir, bulunduğu ortamlardaki sohbetlere bir gönderme olabilir. İşte bak ben bunu da söyledim. Yoksa Ali Bey'i yani Aziz Bey'in böyle bir söylemde bulunacağına inanmıyorum. Keşke Ali Bey, Aziz Bey de çıkıp dese ki ya ben böyle bir şey söylemedim deseydi. Şu ana kadar Sayın Aziz Yıldırım'dan bir açıklama gelmedi. Hatırlatalım bu arada, belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Sayın Rahmi Eyüpoğlu ile konuşuyoruz. Konuştuğumuz konu da şu: Sayın Selim Soydan geçen hafta bir televizyon programında Lider Haber'de açıklama yaptı ve dedi ki eski başkan Aziz Yıldırım bana aynen şunu söyledi. Ali Koç bir FETÖ projesidir. Bunu neden söylüyorsunuz diye sordular ısrarla. Bu Gezi Parkı olaylarına destek verdi, otelini açtı vesaire. Bundan dolayı mı söylüyorsun? Evet, ondan dolayı söylüyorum dedi. Yani konuştuğumuz mesele bu. İşte aslında bu söylemin kime şirin gözükmek için olduğu ne kadar net, değil mi? Hı hı. Ama Fenerbahçe'nin eski idollerinin birer birer biri geçen hafta biri toplantı sırasında böyle çıkışlar yapması bence üzücü ve düşündürücü. Selim abi ve Ogün abi için söylüyorum, böyle çıkışlar yaptıkları için. Peki. Rahmi abi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel Tuzla Spor'la ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti. Para aktama, yasa dışı bahis olaylarını içeren bir iddia. Dün Ali Koç Divan Kurulu toplantısında isim vermeden bu iddiayı gündeme getirdi. Ali Koç para aktama ve illegal bahis iddiaları için harekete geçmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Az önce Tuzla Spor Kulübü'nden de özür dileyerek söylüyorum, Fırıldak Ali başlıklı bir açıklama geldi. Bu tabi Ali Koç'a yönelik bir açıklama ve diyor ki Tuzla Spor Kulübü resmi sitesinden bu açıklamayı yayınlamış. Fenerbahçe'nin Lamine Diak transferine yönelik bir takım iddialarda bulunuyor. Lamine Diak'ın Ankara Gücü'ne transferi sırasında Fenerbahçe haklarını almıştı bu futbolcunun. Transferi sırasında neler oldu? Olgun Peker'le bu transferi yaptınız. Oradan gelen 400 küsür bin euro Fenerbahçe kulübünün kasasına girmedi. Kimlere niçin gitti? Yine aynı kişiyle bu transferden elde edilen 450 bin euro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı, yoksa beraber iş tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın deniyor. Oyuncunun Nant kulübüne 2.4 milyon euro bedelle transferinden elde ettiğin payla Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız? Olgun Peker'in sahibi olduğu Sukubi kulübüyle ne bağlantın var? Kirven'le oralarda ne işler yapıyorsun? Senden yaşça büyük
Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki o gün altı parmağa söylediğin sözler saygısızlık değil midir? Diyor. Buna benzer bir açıklama var ve şunu da söylemiş Rahmi abi. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel futbolcuların statüsü ve transferleri talimatının mükerrer 11. maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içerisinde gerçekleşmesi durumunda bu iki transferde yer alan tarafların bir köprü transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında futbol disiplin talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın devamlı surette Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir demişler. Bu hususa dair elimizdeki resmi belgeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağımızı bildiririz diyor. Tuzla Spor Kulübü hakkında bu açıklama hakkında var mı sözünüz, söyleyeceğiniz bir şey? Bu Tuzla Spor'un seviyesiz açıklamasındaki tek doğru Ali Koç Başkan'ın Olgun Peker'in oğlunun kirvesi olduğu doğru. Tek doğru bu. Anladım. Onun dışında hiçbir şey doğru değil. Onun dışındaki söylemlerin ne derece doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Ama Ali Bey gibi bir insana, başkana fırıldak lafı, yani bazen insanlar belki de kuyruklarından yakalandıkları için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yok, çok çirkin olmuş. Öyle bir ifade kullanılmamaz. Çirkin. Çok yani, çirkin. Yani hayır, iddialarınızı söyledi. Gündeme getirirsiniz. Belge varsa bunu da koyarsınız ortaya ama böyle fırıldak gibi hakaret içeren ifadeler kullanmak doğru değil. Yani bir kulüp adabıyla da bağdaşır bir şey değil. İnsanlıkla da bağdaşmaz. O yanlış. Onu hiç tartışmasız bir şekilde söylemek gerekiyor. Bu ifade yanlış. Böyle bir ifade kimse kullanamaz. Yapmış olduğu açıklama daha seviyeli ve daha doğru olsun. Arkasından bir şey çıkacak gibiyse de bunu yapsın. Evet, Olgun'un yaptığı işler var, biliyorum. Bu işin içinde de olmuş olabilir. Bir dahaki yayında bir bilgi öğrenirsem, Olgun da benim iyi arkadaşımdır. Konuşuruz. Onun ağzından konuşulacak çapta bir şeyler geldiği sürece tabii ki paylaşırım. Hı hı. Ama Tuzla'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı için kullandığı dil bence yakışmamış. Demek ki bu açıklama onları korkutmuş ki böyle başka bir tarafa çekmeye çalışmak için böyle bir lisan kullanmışlar diye. Sayın Rahmi Eyüpoğlu, Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi, fikirlerini sizlerle paylaştı. Önemli açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim Rahmi abi katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Senin kazan belli ki bu hafta başlayacak çok kaynıyor. Bakalım ne kadar kaynıyor, taşıyor. Evet, hatta kaynayacak ve taşıyacak, öyle gözüküyor. Maalesef, İyi hafta olsun, iyi yayınlar olsun. Peki. Tekrar görüşmek dileğiyle Sayın Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Real Madrid liderliği kaptırdı La Liga'da. La Liga'da Real Madrid Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Biliyorsunuz Rayo Vallecano da bir Madrid takımı. Hem de çok güçlü ve tutkulu bir taraftara sahip olan küçük ama çok etkili bir kulüp Rayo Vallecano. 0-0 beraberlikle ayrıldı Real Madrid mücadelesinden ve temsilcimiz Arda Güler maç kadrosunda yer aldı ama oyuna dahil edilmedi. İlk kez maç kadrosuna dahil edilmişti Arda Güler. Real Madrid bir sonraki maçında sahasında Braga ile Şampiyonlar Ligi karşı karşıya gelecek. Bu maçın da kadrosunda olması bekleniyor. Ve Carlo Ancelotti'ye maçtan sonra Arda Güler niçin oyuna girmedi sorusu soruldu İspanyol basın mensupları tarafından. O da koşullar oluşmadı. Koşullar oluştuğunda Arda Güler de oynayacak dedi. İlginç. Girona'ya liderliği kaptırdı Real Madrid değerli dinleyiciler. 12 hafta sonunda Katalan bölgesinin, Katalonya'nın küçük takımlarından bir tanesi olan Girona 31 puanla lider durumda La Liga'da ama Girona geçtiğimiz sezondan itibaren köklü bir yapılanma içerisinde daha çok yatırım yapan bir kulüp olarak dikkat çekiyor. Niçin? Çünkü büyük hissesi City gruba. Manchester City ve Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'de pek çok kulübe ve İspanya'nın dışında Portekiz'de pek çok kulübe sponsor olan City grup tarafından alındığı büyük hisseleri Girona'nın.
Dolayısıyla onların yaptığı yatırımla Girona çok daha etkili bir takım kurdu ve bunun sonucunu da 12. hafta sonunda La Liga'nın liderliğine yükselerek aldılar. Girona 31 puanla La Liga'da lider durumda. 2. sırada Real Madrid 29 puanla. Barcelona 3. sırada 27 puanla. Atletico Madrid'i görüyoruz 4. sırada ama onların maçı eksik, 2 maçı eksik. 25 puanı var Atletico Madrid'in ve Athletic Bilbao 4. 5. sırada 21 puanla La Liga'da geride kalan hafta sonunda. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Bence Trabzonspor harika bir performans sergiledi. Tabii teknik direktör performansı da çok önemli. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettiği, Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini bulup bunu sağ pratiğinde iyi uyguladığını görüyoruz. Yani pratiği de iyi yapan bir Trabzonspor'u izledik. Özellikle topla çıkmak yerine daha hızlı hücumları, daha efektif pasları tercih etti. Mesela sağ kanatta görmeye alıştığımız Vişka sol kanattaydı ki ilk golün ortasını yaptı. Ve Fenerbahçe'nin özellikle kanatlar gelindiği zaman çok daha fazla açık verebileceğini hesap etti. Bu hesabı da sağ pratiğinde gerçeğe dönüştü. Abdullah Avcı bence ekibiyle birlikte çok başarılı bir teknik heyet performansı gösterdi. Bence teknik heyet performanslarının belirleyici olacağı bir karşılaşmaydı ve Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Sayın Ali Kemal Denizci bizimle birlikte, biliyorsunuz kendisi Trabzonspor Yönetim Kurulu danışmanı aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Özgürcüğüm, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin hocam. Nasıl başladı hafta sizin için? Vallahi süper, moraller yerinde. Takım kazandıkça herkesin yüzü gülüyor, moralleri iyi oluyor. Ve aynı şekilde biz de devam ediyoruz. Trabzonspor'a galibiyeti getiren temel etken neydi hocam, cumartesi akşamı? Şimdi Özgürcüğüm, tabii ki bana da soruyorlardı tabii. Fakat bakıyordum takımın hal ve gidişine. Abdullah'la bir canlılık, insanlarda bir umut tabii ki oldu. Ama ne olursa olsun bozuk bir ortam, moraller sıfır, taraftar üzgün ve bitkin. Böyle bir ortamda yeni hoca sihirli dene olacak hali yok. Fenerbahçe isim isminde çok farklı bir takım, böyle bir takıma karşı oynarken hem de Fenerbahçe'nin sahasında oynuyorsun. Hani Trabzon'da olsaydı şöyle diyebilirdin, taraftarın etkisiyle, işte o coşkuyla filan bir şeyler olabilir diye düşünebilirdin. Yani böyle bir takım hüviyetindeysen. Ama İstanbul'daydı maç. Fazla ümitli değildim. Yani ister istemez, yani ne yalan söyleyeyim. Yani nasıl olacak da bu Fener... Trabzonspor'un puan çıkartabileceğini düşünmüyordunuz hocam. Yani kesinlikle öyle. Yani en azından bir puan moral olur gibi düşünüyordum. Ama şunu da düşünüyordum. Derbi maçlarında çok farklı futbolcuların farklı motivasyonları çok önemli. Çünkü bunu hep yaşadık, biliyoruz. Yani o maçlar futbolcuların beklediği maçlar oluyor. Ama yine de ne olursa olsun Fenerbahçe çok farklı bir takımdı. Görünümü şekliyle öyleydi. Böyle bir maça çıktığın zaman ister istemez farklı düşünceler içinde oluyordun, ümitsizdin. Ama sonuç sürpriz oldu sizin için. Çok sürpriz. Şöyle, şimdi tabii ki ne diyoruz? Abdullah Avcı müthiş analiz etti. Her şeyi planladı, programladı. Ama futbol çok değişken bir oyun. Şimdi aynı şekilde bir 5-5 maçı oynadık biz içeride. Yabancı hocamızla beraber. İlk yarım saat, inanır mısın, bir benzetme şey olmasın ama kedi köpek gibi bizden oynadılar. Yani o derece, ben böyle tribünde rezil bir vaziyette, rezil olduk diye düşünüyorum. Yani bu futbolda yensek de ne olur ki diyordum. Ama bir gol oldu.
Ondan sonra taraftar coştu, takım coştu. Yani müthiş bir oyun ve maç kazanıldı. Şimdi diyorum ki maçtan sonra erkek nerede? Şey işte yabancı hoca ismi pek şey aklımda kalmıyor. Neyse işte Şenol Güneş'i sınıfta kaldı. O adam sınıfı geçti filan. İşte çok iyi bir taktik uyguladı. Topu rakibe verdi. Ve müthiş bir taktikti bu. Onları oynarken bu işte eksiklerini yakaladı filan filan. Ya o arada peki o yarım saat içinde Beşiktaş bize iki gol atsaydı biz paramparça olmaz mıydık? Evet, öyle bir olasılık vardı ama hocam futbol sonucu endeksi. Yani atınca anlam kazanıyor ama atamadı. Şimdi öyle. Şimdi şunu diyorum. Burada günlük bakmayacağız. Tabii ki Abdullah Hoca buraya çok şey daha verecek. Evet. Çok şey daha vermesi gerekecek. Abdullah Hoca'nın zaten buraya gelişinde en büyük pay sahibi demeyeyim de isteyenlerden biriydim. Çünkü bu takımı kuran zamanında, daha sonra kabul etmiyoruz zaten, düşünceler farklı. Kuran, burayı bilen, yönetimle arası çok iyi olan, yaptırım gücü daha iyi olacak. Yani Abdullah Hoca burada çok şeyler yapabilecek düşüncesiyle zaten Abdullah Hoca'yı biz buraya, yani yarınlara bakarak, yani günlük değil, yarınlar için biz Abdullah Hoca'yı düşündük. Hı hı. Yani o zaman bu dönemi geçiş evresi olarak mı algılıyor hocam? Yani kesinlikle, yani bir maç alındı. Tabii ki çok önemli bir maç. Trabzonlu için, Trabzonspor taraftarı için Fenerbahçe maçları çok farklı oluyor. Evet. Yani sanki bu maç bana göre Trabzonspor sezonu ne netice olursa olsun atıp bağrına basar Trabzonspor'u taraftar. Ama biz tabii olaya Abdullah Hoca da çok farklı bakıyor. Senelerde ne yapabiliriz? Yani bu sene üçüncü olabilirsek, misal Türkiye Kupası'nı alabilirsek hedef. Ama asıl gerekli olan diğer seneye şampiyon bir ekip kurup, daha önceki hataları yapmadan şampiyon olabilecek bir ekip kurup yola devam etmek. Hı hı. Yani asıl hedef o. Anladım hocam. Dolayısıyla bu planlama çerçevesinde belki bazı maçlar kaybedilebilir ama sonuç itibariyle uzun projeksiyona bakmak lazım. Bu sezon bir yapılanma sezonu olarak değerlendirilecek. Sözlerinden bizden bunu net anladım. Peki hocam, maç içerisinde, maça döndüğümüzde, maç içerisinde Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor'un farkı arttırma ihtimali var mıydı ve hakem kararları çok konuşuldu. Ne diyorsunuz Zorbay Küçük'ün verdiği ya da vermediği kararlarla ilgili? Ya ben çocuğa yani çok üzüldüm. Vallahi acıdım o sahadaki şekline. Hı. Yani ister istemez öyle bir ortama sokuldu ki bu hakemler, ne olursa olsun. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savaşı ortamına geçti. Yani öyle bir oldu ki insanlar şunu demeye başladı. Galatasaray'ın kendine göre hakemleri var. Fenerbahçe'nin kendine göre hakemleri var. Hı. Yani ikisinin arasındaki savaş diğerlerini de tabii etkiliyor. Ama Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu hakemler unutmaması lazım. Hı. Yani Trabzonspor öyle hakem hatalarıyla yok edilecek bir camia değil yani. Sen bir şey düşünebilirsin ama Trabzonspor bunun altında ezilecek bir ekip değil, camia değil yani. O yönden bende de biraz kızgınlığım oldu. Yani çocuk bana göre istediği şeyleri yapamadı, yaptırılmadı demiyorum, yapamadı, çekindi, korktu, ya olmadı da olmadı. Hocam çok, bana göre de, çok sert reaksiyonlar vardı. Belki o reaksiyonların içerisinde küfredenler de oldu ama yani benim anladığım kadarıyla, dışarıdan bakarak anladığım kadarıyla, ama bu noktada otorite gösteremedi maçın hakemi. Gösteremedi. Bir de ya her şeyde bana, yani çocuk öyle bir abondanı oldu ki işi gücü varla, halbuki önündeki pozisyonu görüyor, var ne diyor diye öyle bir hale düştü. Vardaki bana göre en büyük hata, vardaki kişiler, kimse bilmiyorum, orada büyük hata oldu. Çocuk yani tümüyle allak bullak oldu. Hocam, Trabzonspor adına en iyiler kimlerdi Fenerbahçe maçında?
şöyle, Trabzon ekip olarak çok iyi oynadı bence. Tabii burada nasıl diyeyim, yani Fenerbahçe'ye karşı Abdullah Hoca çok iyi işlemiş onları. Çok iyi bu yönde motive etmiş. Artı kimin ne yapacağını, Fenerbahçe'nin ne şekilde Trabzon'a üstünlük sağlayacağını bildiği için ona göre önlemlerini aldı. Bana göre kişi saymaktan ziyade ekip olarak Trabzonspor çok iyiydi. Burada bir tek şu var. Abdülkadir bu takımda, tabii Uğurcan'ı ayrı bir şeye koyuyorum. Uğurcan bizim için büyük faktör tabii. Abdülkadir'in takıma çok büyük katkısı var ama ben Abdülkadir'i çok farklı görmek istiyorum. Hı hı. Yani takıma çok büyük faydası oluyor, katkısı çok. Ama Abdülkadir'in müthiş farklı yetenekleri var. Onları özgürce sahaya sunamıyor. Ben ona biraz şey oluyorum. Çünkü niçin böyle hocam? Niçin Abdülkadir potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor? Çocuk ister istemez zannediyorum bir patlamayı bekliyor bana göre. Yani bir maçta Abdülkadir herhangi bir maçta çok iyi oynayıp o özelliklerini ortaya koyup iki gol atıp bir ortama girdiği an Abdülkadir daha durdurulmaz. Yani işte o şeyi bekliyor. Bana göre o ortam ona gerekli. O moral anladım. Ona gerekli. Bir çıkış araması için bir patlama yapacağı bir maç gerekiyor. Gol atacağı, daha rahat oynayabileceği bir maç. Sonrasında gerisini getirir diye düşünüyorsunuz. Aynen. Şu anda Trabzonspor'un bu maça müthiş ihtiyacı vardı. Ve kazandı. Hakikaten Trabzonspor, Trabzon için çok anlamlıydı. Kazandı. Yani bana göre Trabzonspor her geçen gün daha iyi gider zannediyorum. Peki. Hocam var mı Trabzonspor'a dair ekleyeceğiniz başka şey? Aynen dediğim gibi bu yıldan ziyade taraftarlara bilhassa bu yıldan ziyade seneleri düşünmekte fayda var. Trabzonspor, yani Trabzonspor büyük camia olduğunu şeyin güzel bir lafı var. Uğurcan'ın tabii gönderme yaptı Fenerbahçe'ye. Bizden daha oynamamışlar dedi. Yani hiç mağlup olmamışlar, berabere kalmamışlar. Bizden oynamamışlar dedi. Bu çok ilgi çekici bir laftı. Yani Trabzonlar da bunu bilsin. Yani Trabzon büyük camiadır. Olabilir. Çıkış zamanları olur. Ama Trabzonspor belli bir zamandan sonra eski Trabzon hüviyetine kavuşacağını ben ümit ediyorum. Peki. Sayın Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un efsane ismi, Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de futbolculuğunda başarıyla forma giymişti biliyorsunuz. Trabzonspor Yönetim Kurulu danışmanı olarak da görev yapıyor. Hocam çok teşekkür ederim bir kez daha katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Özgür'cim. Eksik olmayın. Sağ olun. Özgür Sancar, özel röportaj. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş dün 1-0 öne geçtiği maçta ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü gollerle üstünlüğünü koruyamadı. Son dakikalarda bir gol atsa da Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı Antalyaspor karşısında. Tabii Antalyaspor'u tebrik etmek lazım ama Beşiktaş'ta ciddi sorunlar var. Devre arasında Tayfur Bingöl'le Bailey arasında bir sorun oldu. Tayfur Bingöl'e fiziki bir müdahalede bulunduğu Bailey'nin bu nedenle de Burak Yılmaz'ın onu oyundan çıkardığından bahsediliyor. Nitekim bu gelişmeyi, içeriğinden bağımsız bir biçimde bu gelişmeyi Burak Yılmaz doğruladı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın teknik sorumlusu bir saygısızlıktan bahsetti. Fiziksel mücadele ya da fiziksel müdahale ya da kavga demedi ama bir saygısızlık olduğunu söyledi. Bu nedenle skor ne olursa olsun, kaybedecek bile olsam ben bunlara izin vermem. Beşiktaş forması çok ağırdır. O nedenle Bailey'i oyundan aldım. Daha net söyleyeyim mi diye bir açıklama yaptı. Tabii yönetim kurulundan bazı talepleri olacağını da söyledi Burak Yılmaz. Az önce Sayın Başkan'la bir görüşme yaptığını öğrendim. Sayın Ahmet Durçebi ile Burak Yılmaz bir görüşme yapmışlar. Bu görüşmede seçime kadar Burak Yılmaz'ın takımın başında teknik sorumlu olarak göreve devam etmesi kararı çıkmış. Bakalım dün akşam neler söyledi, bütün ayrıntılarıyla yayınlayacağız. Burak Yılmaz'ın açıklamalarını sonrasında da Beşiktaş'la ilgili önemli bir bağlantımız olacak. İlk yarıdan sonra tamamen
istediğimiz her şeyin olduğu, tam planımızın tuttuğu, hazırlandığımız bir maçtı. İkinci devre biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ama tabii ki de bir sorumlusu varsa benim. Bunun sorumlusu benim. Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Ben oynatıyorum. O yüzden sorumlusu varsa benim. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ama tabii ki de bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Tamam mı? Haftalardır konuşulan şey. Ben kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın, yönetimimizin aldığı kararı elimi taşın altına koydum, geldim. Tamam mı? Bunu da sonuna kadar ne kadar isteniz, yarın bana teşekkür edilirse ben teşekkür ederim. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli. Çok değerli. Galibiyetten daha değerli. 3 puandan da daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli Beşiktaş forması. Ben arkadaşlarıma veriyorsam elim titreyerek veriyorum bu formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Ya da verdiysem de almasını da bilirim. Umurumda değil. Benim hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Burada önemli olan, asıl olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Kullanamayanlara, saygısızlık yapanlara, terbiyesizlik yapanlara tekrar alırım. Hocam. Bu kadar. Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil. Bugün itibariyle hele. Benim teknik direktörlük hayatım da umurumda değil. Ya ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya? Hiç futbolun içinde olmasam ne olur? Ama Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza ya da sonradan giren kardeşlerimize elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapana asla kabul etmeyeceğim ben. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim bunu. Devrede sonu mi? Ne olursa olsun. Erik Bey'le ilişkiyi yapmıştınız. Ya bununla alakalı ne söylersiniz? Bu Erik Bey'le alakalı bir sıkıntı yaşandı devre arasında. Ben o yüzden de çıkarttım. Bu kadar. Bir sakatlık durumu. Sakatlık durumu yok. Tamamen yakışıksız bir hareketten dolayı Erik Bey'le oyundan aldım. Var mı? Daha net konuşalım. Evet, aynen. Aynen. Ben onu yaptırtmam. Ben onu yaptırtmam. Tamam mı? Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam ama benim oyuncuma öyle yakasını, Beşiktaş formasını çekip yapamazsın ve buna devam ettiremezsin. Tamam, ben böyle bir adamım. Ben buna devam ediyorsam da teknik direktörlük hayatıma böyle devam edeceğim. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Ben her şeyi işte konuşuyorum. Yani burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları da duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 aralığa kadar, 4 aralığa kadar devam edeceksen benim küçük bir isteğim olacak. Ama olmayacaksa ben yarın teşekkür edeceğim. Bunu da söylüyorum. Erik Bey'i kadro dışı mı bırak? Hayır canım, ne münasebet. Sen bunu, bu kötü bir soru. Bu kötü bir soru. Bu hala yangına körükle gitme. Ben çok net her şeyi açıkladım. Ama benim bazı isteklerim olacak başkanımdan. Şimdi kendisiyle konuşacağım buradan çıkınca. Burak'cığım 3 aralığa kadar sen varsın derse benim küçük bir isteğim olacak. Küçük isteklerim olacak. Hayır Burak'cığım teşekkür ediyoruz derse de ben Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim. Ve ayrılacağım. Şunu söyleyeyim. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah akşam burada çalışıyorum. Bu çok üzüldüm bugün. Ben böyle bir saygısızlığı, kendi ülkemde böyle bir saygısızlığı yaptırtmam. Siz yaptırabilirsiniz ama ben yaptırmam. Geleyim hakeme. Geçen hafta oldu. Bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor. Dün Trabzonlular hakemi söylüyor. Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılan ortada. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Keyfine göre 2 hafta maç verme, 2 hafta sonra verme. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı ya? Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Biz güveniyoruz, inanıyoruz. Türk yabancı hakem diye bağırıyorlar. Biz onlara hayır olur mu? Bizim insanımız diyoruz. Ama keyfine göre bir maç bizi doğra, bir maç onu doğra, bir maç onu doğra. Böyle bir şey yok abi. Ya Fener de şikayetçi, Galatasaray da şikayetçi. Bize yapılanları 2 haftadır görüyorsunuz. Bu nedir abi ya? Bu nedir yani? Beşiktaş'ta kaos var, biz de burada. Beşiktaş'ta kaos falan yok abi. Bu nedir? Dediğim gibi şimdi başkanımla görüşeceğim. Hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elinle öper ayrılırım. Hiç kimseden bir ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok net. Başka da bir soru sor. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Az önce Burak Yılmaz'ı dinledik. Burak Yılmaz şunu söylüyor özette Antalya Spor maçı sonrasında yaptığı açıklamada. Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izliyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'ta
4 Aralık'a kadar devam edeceksen benim küçük isteklerim olacak ama olmayacaksa yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür eder ve ayrılırım diyor. Sayın Başkan'la Burak Yılmaz'ın bir görüşme yaptığını öğrendim ve bu görüşmede devam kararı çıkmış. Kongreye kadar Burak Yılmaz teknik sorumlu olarak devam edecek. Tabii burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerim var, onlar çalışıyor ifadesiyle Rıza Çalınbay'ı kastettiğinden bahsediliyor Burak Yılmaz'ın, ama Rıza Hoca'nın da bu konuda bir açıklaması var. Burak Yılmaz'ın konuşması benimle ilgiliyse doğru bir şey değil ifadesini kullanıyor Rıza Çalınbay. Hiçbir Beşiktaşlı, zaten Beşiktaş teknik direktör olmak ya da işte kongre üyesi ise Beşiktaş başkanı olma arzusunu gizlemez. Rıza Hoca'nın da böyle bir arzusu var. Rıza Çalınbay da daha güçlü bir biçimde Beşiktaş'a döneceğini söylemişti Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılırken. Bu normal. Mehmet Özdilek de aynı şeyi istiyor. Ve diğer Beşiktaşlı eski futbolcular da benzer arzulara sahip olabilirler. Bence bu hayatın olağan akışı içerisinde var olan bir şey. Dün sert açıklamalar yaptı. Bayley'i niçin oyundan aldığı ile ilgili bir açıklama yaptı ama bu eleştiriliyor. Sayın Başkan ne dedi tam olarak bilemiyoruz, içeriğini öğreneceğiz ama Burak Yılmaz seçime kadar devam ediyorsa bazı isteklerim olur demişti. Bu şartla Beşiktaş teknik direktörlüğüne, teknik sorumluluğuna devam ederim demişti. Sanırım Sayın Başkan Burak Yılmaz'ın bu isteklerini yerine getireceğini söyledi. O yüzden devam kararı çıktı az önce sonuçlanan toplantıda. Sayın Celalettin Kulot, Beşiktaş'ta futbolu en iyi bilen isimlerden bir tanesi, eski futbol şube sorumlusu bizimle birlikte. Celal abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler, iyi haftalar. İyi haftalar, iyisiniz umarım. İyiyim, sağ Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum, sağ olun, teşekkür ederim. Celil abi, ne diyorsunuz Burak Yılmaz'ın açıklamalarıyla ilgili olarak? Ya şimdi Burak Yılmaz, baktım da medyada, ben herkesin tersi düşünüyorum. Çok Beşiktaşlı yorumcular, eski futbolcular da dahil buna. Atıyorum Şipo Mehmet'i gördüm işte, bizim Ergin Aslan olsun, Fırat Günayar olsun, yani televizyonda yorumcular olsun, hepsi Burak'a çok sallıyor. Ya bu çocuk daha yeni geldi. Buraya getirdim bir kere, tamam mı? Bak başkan da bugün devam kararı çıkarttı. Sonuçta bizde en az 4-5 tane daha maçı var. Hı-hı. 3 Aralık'a kadar. Yani bunu burada paramparça yapmak, sen ne zaman Beşiktaşlı oldun, sen ne anlarsın Beşiktaş'tan, böyle bir şey. Ya bunu demek çok saçma geliyor bana. Yani çok ayıplıyorum bu yorumları yapanı. Yani çocuk orada anlatamadı derdini tabii. Yani Burak daha çok tecrübesiz. Yani toy. Yani tamam 40 yaşında ama yani Avrupa'da 18 yaşında millet sorumluluk veriyor çocuklarına. Bizde maalesef bu geç ancak anlaşılıyor. Şimdi Burak 3 aylık bir teknik direktör. Yani o bile yok. Getirmişler takımın başına. O da disiplin sağlamaya çalışıyor. O anda sinirlerine hakim olamamış. Sağının, takımın değil bak, sağının en iyi oyuncusunu çıkarttı. Hı hı. Neymiş Beşiktaş formasına işte öyle asılınır mı diye. Biliyorsun Fatih Terim, tecrübe işte burada fark. Tecrübeyle tecrübesizlik farkı. Melo ile Vieira odayı kapatıp kavga ettiler. Tabii. Ama ikisini birbirine bağladı. Artı sağının içinde Kerem Aksükönlü Marko'ya dövdü. Hem Marko'ya hem Kerem'i affettirdi ve Kerem şu anda Galatasaray'ın en iyisi, yabancılar dahil. Marko'ya da işte 15-20 milyon neyse o kadar da parayı da cebine attı. İşte bu yönetmek oluyor. Ha, şimdi Burak'ın bu şeyi nereden geliyor, siniri? Esas oradan şey yapmak. Takımın başı şu anda yok. Bakın Ahmet Ürçevi seçime hala girecek, hala iddia ediyorum. Belki ona da ayrı geleceğiz. Bu önemli. Yani söylediğinizi tekrarlıyorsunuz. Ahmet Nurçebi aday olacak. Evet. Olacak. Peki. Ona sonra olacak. Geleceğiz. Buyurun. Devam evet. Edelim. Ne diyordum unuttum ama. Takımın başı yok dediniz. Ha, takımın başı yok şu anda. Evet. Yani yönetim yok. Şimdi bilmiyorum Ümraniye'ye kimler gidiyor. Hepsi gelip geçici gidiyor. Seçim çalışmalarına, seçim kulisleri. Onunla işte sen benle olur musun? Herkes başkan olmak istiyor. Bir karışık durum var. Enteresan bu da, bir şey. Emre Koca daha futboldan sorumlu yönetici değil mi as başkan yok olarak? Yok ortalıkta mesela. Yok değil maçı mi? Ben görmedim. Hmm. Ya. İşte bir takımı etkiliyor işte. Futbolcuya bakıyor ki takımın başı sonu yok. Kim ilgilenecek bizde? Burak Yılmaz. Burak Yılmaz hem oraya hem buraya. Bak Koca Şenol Güneş yapamadı bu işi. Bak Ahmet Ürçebi'nin ilk hatası oradan başladı. Doğru. Gitti. Zeyn Kazancı gittikten sonra
Ya Ceyhun Kadan çok başarılı demiyorum, yanlış anlamasınlar. Hı-hı. Başarısız da demiyorum. Ama verilen görevi yapmaya çalışan bir profesyonel. Evet. Profesyonel, bravo, daha doğru. Şenol Güneş'e kaldı transferler. Zaten işte o 3-4 tane aldığımız Ocak ayına rağmen, hani meşhur Afrika Kupası'na rağmen 3-4 tanesi Afrikalı'da alındı. Ve dünkü kadro, dikkat et, hiçbir Afrikalı yoktu. Bale hariç. Bale çıktıktan sonra, tam Afrika Kupası'na gittikten sonra Beşiktaş'ın hali ortaya şu anda gözüktü. Yani MR'ı çekildi Beşiktaş'ın. Aslında bu çok büyük bir gösterge. Demek ki buradan hiçbir şey olmaz. 1-0 öndeyken Bailey'nin dışarı çıkartılması mı mağlubiyeti getiren temel faktör sizce? %100, çünkü Bailey dışarı çıktı, anladım. Ama o çıkınca herkesin yeri değişti. Kaydı yan tarafa doğru. Hani askerde derler ya, soldan sağa say 1-2-3-4. Aynen öyle oldu. 12 dakikada 3 tane gol yedik ya. Adam da gol atıyor. Bak ben sana söyleyeyim, Antalya'da geberik. Nuri Şahin sevinmesin fazla. Yani adamlar gol atıyor, sevinecek güçleri yok. Bak böyle bir takıma yenildik. Anladım. Ciddi söylüyorum yani, işte o cezalı mı nedir? Yani hakikaten sevinecek güçleri yok, ama Beşiktaş'ta ne yaptığını bilmiyor. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Yani Beşiktaş'ın durumu işler açısı şu anda. Nasıl düzelecek? Düzelmeyecek. Ben sana söyleyeyim yani. Komple baştan başkan 2-3 tane minimum transfer ve iyi bir hoca getirirse kimsenin hayır diyemeyeceği iyi bir hoca. Tabii yine bu etrafındaki başkanı mahveden 3-4 tane adam var. İsim saymak istemiyorum artık. Ben zaten biliyorsun bir sene evvelden beri sayıyorum. Danışma olarak görev yapıyorlar bu isimler. Yani evet, onlar maalesef 5 yaşı paramparça yaptılar bu transferlerle. Yani bir de dünya para harcadık. Hani hiç para harcamadık değil ha. Dünyada para harcadık yani. Ve Ocak ayında da bunlar bir ay iki ay yok. Ve bunlar Afrika'ya gidip geldikten sonra biliyorsun hepsi ya hasta yatıyor, ya oram ağrıyor, ya buram ağrıyor diyor. Artı Abubakar'da soru işaretlerim var. Ben sana yine demiştim yayında. Ben Şampiyonlar Ligi'ni alsam yine Abubakar'ı geri almam kardeşim. Bu adamın huyu huyudur. Aynı. 7'de de 70'inde de aynıdır. Bu herif yine dün bence oynardı normalde. En azından 15 dakika oyna ya. Anladım. Yani İmtina ediyor adam oynamaya. Niye böyle yapıyor sizce? Amacı ne? Vallahi yine para istiyordur yine menajeri. Pini, Zahir'i. Yine bir şeyler diyordur yani. Yetmiyor işte 3,5 milyon euro. Çünkü bakıyor ki yani Amerti 2-2,5, işte Bailey ya, o da herhalde 3'e yakın. Ne biçim öyle. Ulan bunlar bu kadar alıyorsa hiçbir şey yapmıyor. Ben gol atıyorum. Ben daha fazla niye almayayım? Son yani ölmeden evvel son isteği gibi yani. O da yine başladı işte. Başka bir şey değil yani. Peki. Burak Yılmaz da sanırım ben teknik direktörüm. Benim otoritemi sarsan bir davranışta bulundu Bailey. Arkadaşına saldırarak ya da işte arkadaşına işte sert sözlerle yüklenerek diye düşündü. Çünkü Burak Yılmaz bu noktada hassas. Ben hissediyorum bunu. Yani otorite sağlayamaz. Onu. Futbolu yeni bıraktı. İşte takım arkadaşlarına teknik direktörlük yapmaya çalışıyor. Bu iş olmaz diyenlerden çok etkileniyor. Bundan bravo. Bunu. Bravo. Aynen öyle işte. Ben de onu demin anlatmaya çalıştım. O da anlatamıyor kendini zaten. Hem konuşarak anlatamıyor, hem de bu davranışla anlatamadık ki. Yani hiçbir şeyi yapamadı. Ne oldu? Beşiktaş mağlup oldu. Artı yani tamam, öyle bir konuşma yaptı ki yani kendini mahvetti o konuşmayla. Ben Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ına hiç şey demiyorum. Babası da zaten öyle. Ama yani ben cebimde param var, zengin adamım. Ne olur ya, ben gitsem ne olur, gitmesem ne olur? Ama Beşiktaş formasını işte öyle verirken ellerini tutuyor falan. Bak hem öyle hem böyle olmaz işte. Eğer Beşiktaş düşüneceksen tam düşüneceksin, ama o tecrübeyi daha 3 sene var bu Burak Yılmaz'ın. Öyle kolay değil. Anladım. Peki. Sayın Celalettin Kolot son derece net ifade etti dünkü karşılaşmayla ilgili fikrini ve hem de yaşananları. Peki seçime gelelim. Sayın Başkan sizce ne zaman açıklayacak adaylığını? Valla Perşembe günde Bodo maçı var. Bodo maçı, yine Beşiktaş bu kadroyla nasıl, ne yapacak, ne edecek bilmiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın karşısında yani Bodo, atıyorum, bir İstanbulspor gibi bir takım veya Karagümrük gibi bir takım. Ama onun daha fazla profesyonel ve koşanları, disiplini daha doğrusu, profesyonel demeyeyim de öyle tabii futbol oynamayı bilen ama çok yetenekli oyuncusu olmayan bir takım. Beşiktaş'ta şu anda hiç kimse hiçbir şey yapamıyor ki. Yani ben onun için o maçtan korkuyorum. Ama ben başkanın hala seçimde aday olacağına iddia ediyorum hala, ve aday olacağına göre de kazanacak. Ondan sonra da bence çok iyi transferler ve iyi bir hocayla ben hata yaptım diyecek.
Bak ilk defa diyecek bunu. Ben hata yaptım diyecek ondan sonra. Ama biz Karadenizliyiz. Yenilgiyi kabul etmeyiz. Hı hı. O hırsla. Çünkü eğer başkan bırakırsa bir daha 5 yaşa gelemez. Bu son şansı. Anladın mı? Bir de böyle bırakırsa hayat boyu böyle anılacak. O kadar emek var. 10 seneden beri Beşiktaş Kulübü'nün ikinci başkanı ve başkanı değil mi? Doğru. Evet. Yani şimdi bir daha gelme şansı yok. Bir daha çünkü kulübe dışarıdan kazanmak öyle kolay değil. Yani içeride başkan olursan tabii ki kazanırsın. Daha şanslısın da alırsın tabii ki kazanırsın demeyeyim. O yüzden dolayı son bir şansını koyacak ama güzel vaatlerle, transferlerle işte hocayla, işte yeni yönetim şeklinde tabii ki bence daha sert, özellikle o Mehmet Büyükeşli'nin yaptığı o parmak işaretini ben hayatta unutamayacağım ve içime sindiremedim. Allah'tan yanında değildim. Hakikaten üzerine saldırırdım Mehmet Büyükeşli'nin. Bunu da bu radyoda baya baya doğru ama yani. Celal abi, Ahmet Nur Çebi diyor ki o işareti bize yapmadı ya da Beşiktaş yönetimine yapmadı. Sadece kendisini protesto eden belli bir grubu işaret etmek için yaptı diyor. Ya fark etmez. Şimdi ben tribünde var 40-50 bin kişi. Evet. Birdenbire ne oluyor falan derken ben de maçtayım. Locadayım ama yakın değilim. O dedi böyle parmak içeride parmağı her öptü bütün tribünler. Ne oldu? Başladı yuvlamaya. Artık küfür etmeye mi Büyükeşli'ye? Niye? Çünkü millet öyle anladı. Sen istediğin kadar anlat ondan sonra. Sen o hareketi yapamazsın. Ayağa kalkıp parmak işareti yok onu gösteriyormuş yok bunu gösteriyormuş. Yani onu anlatana kadar zaten dayağı yersin, anladın mı? Yani kalabalık toplum psikolojisinden bahsediyorum. Evet. O hareket yapılmaz. Yapsın ya Ali Koç'a veya eski Aziz Yıldırım'a. Yapsın ya o hareketi. Yani hadi ben yaptım bakayım. Göreyim. Yani öyle her kulüp başkanı şey bizimki alttan aldı yine. Peki Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçilirse, aday olup tekrar başkan seçilirse Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini ölçüde düzenleyecek. O ilişki düzenmez. Düzenmez. Ancak Mehmet İlişeş'in gitmesini için daha koyu çalışmalar yapacak. Bak şimdi Ali Koç da geldi. Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı tek doğru. O 8 tane hakemin gönderilmesi 8 Mart'ta mı bilmiyorum. Onlara işte Ali Koç da özür diledi. Ahmet Nur Çebi'ye biz arka çıkmadık dedi. Haklıymış dedi. Nitekim de görüyorsun zaten kepazeliği. Yani ben korkuyorum. Türkiye'de bir olaylar çıkacak bu futbolda ya. Evet. Yani biliyorsun babanın tekmesiyle, bizim meşhur babanın tekmesiyle Yugoslavya parçalandı. Bu en sonda bir de yorumcular her akşam körüklüyor. O öyle dedi. Millet sinirleniyor ediyor. Yani ben bu yaşta zor kendimi zapt ediyorum. Millet genç sokakta artı Ali Koç dedi yani tokat yerseniz zirvada ne olacak filan dedi. Yani bakalım. Daha siz o açıklamaları nasıl değerlendirdiniz peki? Efendim? Ali Koç'un açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz? Bu bahsettiğiniz açıklamasını. Ya Ali Koç diyor ediyor. Gücü de var ama bence gücünü kullanmasını bilmiyor. Yani ne yapıyor ben mesela sana, gücünü kullanmasını bilmiyor derken ben size şöyle söyleyeyim. Ali Şen zamanında, yani Ali Koç mu Ali Şen mi yani düşün. Ali Şen zamanında Şenez Erzik gibi başkanı ben seni istemiyorum diyeceksin arkadaş dedi. Yani 3 haftada Şenez abi çekti gitti yani. Yani baskı kuracaksın ya, ne olacak, elinde güç var, kuvvet var yani. Yani ne bileyim ben, basından olur, televizyondan olur. Çıkarsın konuşturursun. Yani ama Mehmet Büyükeşli bu işi beceremiyor. Yani hiç futboldan anlamayan bir insan diyeyim şimdilik. Peki. Bu arada Ahmet Nur Çebi size teklifte bulundu mu Celal abi? Yani hayır, listede olmanız yönünde. 3 aydan beri konuşmuyorum. Ha, 3 aydan beri konuşmuyoruz. Ama evet. Siz olağan seçimde 1,5 sene sonra yapılacak olağan seçimde başkan adayı olmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir planınız var. Yok, her 5 yaşlı gibi yani. İlla tamam. Olacağım diye bir şey yok. Ben isterim, niye istemeyeyim? Bu... Yani bütün 2000 yılından beri hepsi arkadaşım. Doğru. Başkan olanların yani. Peki bu sonuçlar yani derbi mağlubiyeti sonrasında Antalya mağlubiyeti, Bodo mağlubiyeti, bunlar Sayın Başkan'ın olasılığını, tekrar başkan olma olasılığını azaltıyor mu? Valla şu anda azaltmış gözükmüyor. Gözükmüyor. Çünkü maçtan sonra. Anladım. Zaten bugün de Burak'la devam edeceğim demesi. O da zaten devam edeceğim. Devam edecek anlamında. Yani yoksa der ki ben istifa ettim. Burak sen ne yaparsan yap der, değil mi? Mantıklı. Peki. Yani doğru söylüyorsunuz. Evet yani ben girmiyorum diye de bir şey söylemedi. Bodo maçında yine ters bir şey olur, yine seyirci bağıracak tabii aleyhine. O ayrı dava ama bilmiyorum o da etkileyecek mi. Ondan sonra da bir maç daha var galiba, değil mi?
Lig maçı. Yani işte kimde o? Başakşehir'le, evet. Başakşehir'le, evet. Aynen öyle. Ondan sonra da milli takım arası var. Yani bence bu süreci idare edip, ama ben doğru yapıyor demiyorum ha, yanlış anlamayın. Yani ben sadece bilgi veriyorum, yani bu doğru değil, bir şey değil. Yani sonuçta Beşiktaş'ta 4 tane daha maç var. 3-4 tane daha mağlup olursun. Bu Beşiktaş'ı tamamen sarsar. Hem maddi, hem futbolcular, hem işte yeni gelecek hoca falan. Yani şu anda karanlık bir tablo gözüküyor ama ben hala inatından vazgeçtiğini zannetmiyorum. Hala başkan adayı olacaktır. Peki. Celil abi, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik olmayın. Biz de eksik olmayın. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun, inşallah. Beşiktaş bölümümüzde konuğumuz Sayın Celalettin Kolot'tu. Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu, eski yönetim kurulu üyesi. Bir kez daha geçen hafta söylediğini bir kez daha yeniledi ve hala aynı noktadayım. Ahmet Nurçebi, mevcut başkan Sayın Çebi aday olacak ve seçimi tekrar kazanmak isteyecek. Bu sefer, yani bu şekilde gitmeyi arzu etmediği için bu sefer çok daha radikal önlemler alarak hem federasyonla ilişkileri tekrar tesis etmek bakımından, hem de takım başına önemli bir ismi getirecek ve transfer yapacak devre arasında. Bu nedenle yarım bırakmak istemiyor ya da başarısız oldu, baskıyı gördü gitti desinler demek diyecekler kaygısıyla belki de böyle bir şeyin söylenmesini istemediği için tekrar aday olmayı planlıyor demişti. Bunun hala geçerli olduğunu söylüyor. Bakalım bu hafta içerisinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi 2 Aralık'ta yapılacak seçimde aday olacağını açıklayacak mı, beklentiler bu yönde bir toplantı yapması yönünde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Nicar, Galatasaray'da aylık olan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor ve Sayın Başkan'ın, Dursun Özbey'in birazdan bir açıklama yapması bekleniyor. Ve Galatasaray futbol takımı da Bayern Münih maçına hazırlanıyor. Biliyorsunuz çarşamba günü saat 23'te deplasmanda Allianz Arena'da Münih'te Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi A grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray çok sayıda gurbetçi yurttaşımız, İstanbul'dan giden Galatasaraylılar, değişik şehirlerden, Avusturya'dan ve değişik ülkelerden gelecek Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz Galatasaray'ı destekleyecek. Ben çok büyük bir desteğe sahip olacağını düşünüyorum Allianz Arena'da çarşamba akşamı Galatasaray'ın ve umarız iyi bir sonuçta oradan ayrılacak Galatasaray. Icardi oynayacak mı? Icardi oynayacak Bayern Münih maçında, hatta lig maçında, yani Hatayspor'la yapılacak lig maçında da Icardi'nin forma giymesi bekleniyor. Peki teknik direktör Okan Buruk 11'ini nasıl şekillendirecek? Bence sol bekte Abdülkerim'i değil de Abdülkerim'i stoperde değerlendirecek ve Şampiyonlar Ligi maçında Angelinho'yu görmek isteyecek ve Angelinho için bu çok önemli bir şans olacak. Neden? Çünkü Angelinho 4 maç sonra 4 maç daha oynarsa 6 milyon euro olan sözleşmesindeki satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek ve Galatasaray 6 milyon euro ödemek zorunda kalacak Leipzig'e ve bütün haklarıyla Galatasaray'da olacak Angelinho. Ama Angelinho'nun performansı eleştiriliyor. Elbette ki Okan Buruk'un ne düşündüğü, ondan ne ölçüde verim aldığı önemli ama tribünler bir türlü onun performansını tatmin edici bulmuyor. Ve yedek kaldığına göre Okan Buruk'un da onun performansıyla ya da işte maç içerisinde sürekliliği olmadığıyla ilgili endişeleri var, kaygıları var. Ona bir şans daha vermek istiyor. Yani Angelinho 3 maç daha oynayacak ama 4. maçı oynar mı? Bu 3 maçta göstereceği performans büyük bir önem arz ediyor. İşte o bulabileceği şanslardan bir tanesi çarşamba akşam olacak. Bence Bayern Münih maçında sol tarafta, savunmanın solunda Angelinho ile sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın değerli dinleyiciler, ben orta sahada yine ikili Kaan Ayhan ve Torreira ikilisinin olacağını, yani iki defansif orta saha oyuncusuyla Galatasaray'ın oynayacağını düşünüyorum. Sağ tarafta Hakim Ziyech mi oynar, Tete mi oynar? Boş alanı iyi değerlendirebildiği için Tete'nin oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ziyech bence hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna girecek. Kerem Aktürkoğlu'nun yerinin garanti olduğunu düşünüyorum. Icardi oynayacak ve onların arkasında da, yani daha doğrusu üçlü blok düşündüğümüzde Zaha, Icardi ve Kerem şeklinde bir ön bloğun oluşacağını düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, hücum hattında böyle bir 11 ile sahaya çıkabilir Galatasaray. Birazdan sevgili Mahmut Alparslan bizimle birlikte olacak Galatasaray bölümümüzde ve Galatasaray Divan Kurulu'nda bir açıklama yapılırsa, ki Sayın Başkan'ın, Dursun Özbey'in açıklama yapmasını bekliyoruz. Bunu da
yayınlayacağız canlı olarak. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Değerli dinleyiciler, az önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'i dinledik. Ayrık olan Divan Kurulu toplantısında bir açıklama yaptı. Toplantı sonrasında bir açıklama yaptı Sayın Dursun Özbek. Dedi ki Ali Koç'un yaptığı açıklamaları kendisine yakıştıramıyorum. Bu ülkeyi FETÖ, PKK bölemedi. Böyle ayrıştırıcı, bölücü sözler söylememek lazım dedi. Tabii Sayın Selim Soydan'ın bir Fenerbahçeli Selim Soydan, bildiğiniz gibi bizim programlarımıza da katılıyor, eksik olmasın. Geçen hafta televizyon programında yaptığı bir açıklamaya da değindi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Demişti ki Selim Soydan, eski başkan Aziz Yıldırım bana Ali Koç'un bir FETÖ projesi olduğunu söyledi demişti. Bunu da ifade etti Dursun Özbek açıklamalarında. Elbette ki bence tansiyonu yükseltecek nitelikte açıklamalar. Buna karşılık sanırım Fenerbahçe'de bir açıklama yapacak. Ama Sayın Ali Koç'un dün Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda gerçekten gündemin en önemli konularından bir tanesi. Az önce aktarmıştım sizlere. Tuzla Kulübü'nün yasa dışı bahis ve şike olaylarına karıştığı ima ediliyor. Bu yönde bir haber var. Ali Koç isim vermeden bu meseleye değindi dün Divan Kurulu toplantısında. Tuzla Spor Kulübü'nden de bir açıklama geldi ve pek çok skandalın olduğu, hatta işte Olgun Peker'le doğru olmayan bir ticari alışveriş yaptığından bahsediliyor Ali Koç'un Lamine Diak transferinde. Özellikle bu iddialar tabii ispata muhtaç iddialar, ama belge olduğunu, belgeleri de açıklayacağını ifade etti Tuzla Spor Kulübü. Dolayısıyla ortam bir hayli karışık. Çok uzaklara götürüyoruz programımızın bu aşamasında sizleri değerli dinleyiciler. Sayın Ahmet Güvener bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz kendisi Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar yöneticilik yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreteri ve Merkez Hakem Kurulu eski başkanı bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, bana günaydın ya, öğleden sonra. Doğru, şu anda sabahın erken saatleri Amerika Birleşik Devletleri'nde değil mi? 8'i çeyrek geçiyor. O zaman günaydın bir kez daha. Sizi bu saatte rahatsız etti, kusura bakmayın. Rica ederim. Ben özetlemeye çalıştım ortamı. Yani futboldan çok futbol dışı konuları konuşuyoruz. Özellikle Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hakemlerle ilgili yaptığı açıklama. Hakem dünyasında bir çete oluşmuş. Bir kayırmacılık var ve şike iddiaları var. Bazı hakemlerin şike yaptığı yönünde iddialar var. Açıklaması bir geniş yankı yarattı ve Fenerbahçeliler ayaktansın dedi Sayın Başkan. Bu konuyla ilgili bir tespitte bulunabilir misiniz? Sizin döneminiz itibariyle de buna benzer iddialar gündeme geliyor muydu? Bu tip iddialar her zaman Türkiye'de gelir. Çünkü Türkiye'de bir sosyal paranoya vardır. Hı-hı. Komple teorileri yapmayı çok severiz. Her konuda yani hadise şu. Bu olayların başlangıcı daha da eskiye götürmeyeyim. Erdem Timur'un bir spor kanalında yaptığı 2,5 saatlik konuşma. Arkasından dün Sayın Ali Koç'un yaptığı yine 2,5 saatlik bir divan kurulunda açıklama. En azından biraz önce duydum, dinlememiştim. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın daha bir sakinleştirici bir konuşması olmuş herhalde, sizin özetinizden çıkarıyorum. Ama yani sonuç olarak bunların hepsi kendi taraftarına şirin gözükmek için yapılan açıklamalar. Bunların çoğunun ispat edilebilecek hiçbir yanı yok. Örneğin mesela İzmir çetesinden bahsediyorlar. İzmir'in çetesi nedir ben bilmiyorum. Kastedilen Oğuz Sarvan ve Oğuz Sarvan'ın yıllardır işte Futbol Federasyonu'nun içinde hakemle ilgili çeşitli kurumlarda görev alması. Şu anda Futbol Akademisi'nde görev alması. İşte yine 3 hakemin, yine bir eski hakemin, bir hakemin boşanmakta olduğu karısının iddiaları. İşte bir hakemin emekliliğine 3 hafta 2 ay kala yaptığı bir açıklama. Bütün bunlar aslında araştırılması ve somut bir şekilde ya reddedilmesi ya da araştırmanın sonunda bir şey çıkarsa gereğinin yapılması gereken şeyler. Diğerlerin hepsi yani hiçbir baza dayanmayan şeyler. Hem Erdem Timur yaptı, Sayın Erdem Timur, hem Ali Koç yaptı ortada. Yani böyle bir şeyler söyleniyor. Ve o söylendiğinin sonunda zaten yerlerde sürülen Türk hakemliği daha da büyük yaralar alıyor. Çözüm tektir. Çözüm sistemin değişmesidir. Bu sistemde ne futbol yönetim sistemiyle, bugün genel kurul yapısıyla, ne de
bugünkü Merkez Hakem Kurulu yapıştığıyla bunların hiçbirine çare bulamazsınız. Bu olaylar devam eder gider. Yani mesela en azından o dün Sayın Ali Koç'un söyledikleri arasında bir şey çok iyi biliyorum. Yani bir manevi oğlum kadar sevdiğim Burçin Keskin evet bir kaza yapmıştır. Bir arabayı pert etmiştir ama gündüz gözü saat 11'de 12'de oldu olay gayet iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla o insanın alkollü olmasına imkan yoktur o saatte. Ama Sayın Ali Koç böyle söylemeyi tercih etti. Anladım. Yanlış bir söylem. Yani kazadan sonra yanına gittim hastanede. Sarhoş falan değil. Ha, anladım. Bu arada belirtmekte fayda var. Burçin Keskin'le biz de program yaptık uzun süre. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeniden görev aldığı için bundan sonra programlara devam edemeyecek. Pazartesi günü biliyor saat mi? 13'te. Evet. Doğru. Dolayısıyla kere, ben de soracaktım bu iddiayı size kendisine. Tamam işte. İki defa çıkartıldı işten de üçüncü defa aldı. Zaten bakın Türkiye'de futbol hakemliğini iyi bilen, ilişkileri UEFA FIFA düzeyinde iyi olan, iyi yabancı dil bilen, bir diğerin parmakları kadar insan var. Bunlardan biri Oğuz Sarvan'dır. Biri Burçin Keskin'dir. İsim veriyorum. Bunun biri Murat Kılgaz'dır. Evet. Bu insanların Türk futbol hakemliği her zaman içinde olmasından daha doğal bir şey yoktur. İnsanlara böyle iftira atarak, şeyler iddia ederek, ortada hiçbir şey yokmaz. Bu insanlara bazı şeyler söylemek, yani zaten yerlerde sürülen Türk hakemliği daha da yerlere dibine geçirecek. Yapılacak şey çok basit. İddiaların üstüne gidilir. Diyelim ki bu hanımefendi kimdir? Hakan Ceylan'ın eşi. Bir tane müfettiş yollanır, bir hukukçu. Araştırılır, soruşturulur. Efendim 3 hakem şey almış FIFA'da yanlış rapor bir yollanmış FIFA'ya. Bahsettiğim 3 hakem Türkiye Futbol Federasyonu VAR hakemleri. FIFA'nın onlara ne alakası var? FIFA onlarla ilgilenmez. Doğru. FIFA yani onlardan rapor istedim. İddia baştan yanlış oluyor o zaman. Her şey yanlış. Veyahut böyle kulaktan duyulan şeyleri doğruymuş gibi ortaya atıyorlar. Bunu yalnız bir kulüp başkanı yapmıyor. Her türlü kulübün başkanı yapıyor. Yani mesela geçen gün evet Fenerbahçe Trabzon maçında ciddi hakem hataları vardı. Kabul ediyorum. Ama maçtan hemen sonra diyor ki Sayın Trabzon kulüp başkanı işte şu VAR hakemi Mete Kalkavan bizim başlarımıza nasıl bundan sonra görev alacak diyor. Yani böyle bir toksik ortamda Türk hakemliğinden ne bekliyoruz? Anlıyorum söylediğinizi. Bu arada ben şunu görüyorum. Yani öyle bir parçalı yapı var ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir takım gruplar var. Bunlar artık çıkar grubu olmuş. Yani statü mevkiyi elde etmekten kastediyorum. Çıkardan kastım statü mevkiyi elde etme çabası ve kaygısı. Bunlar sürekli birbirinin açığını kovalıyor. Ve dışarıya sızan bilgiler, Türkiye Futbol Federasyonu'nda olan olaylarla ilgili dışarıya sızan bilgiler, Merkez Hakem Kurulu ya da diğer kurullarla ilgili, bu grupçukların çatışmasından kaynaklanıyor. Ben böyle görüyorum. Yanlış mı? Şimdi yani bunlar hep Türkiye'nin her kurumunda olan şeylerdir. Bu Türkiye yani hakemlik kurumuna özgü şeyler değil. Fakat hakemlik kurumunda şöyle bir sıkıntı var. Dışarıda kalan eski hakemler de kuruma zarar veriyordu. Yani, örneğin Erman Toroğlu'nun yaptığı konuşmada ertesi gün neredeyse aynısıyla Ali Koç'un konuşmasının içine giriyor. Yani eski hakemler niye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Hani bazılarının bunu yapayım bugünkü Merkez Hakem Kurulu yerine ben geleyim arzusu olduğunu çok rahat hissediyorum. Ama Sayın Erman Toroğlu'nun böyle bir kaygısı yok ki niye bunu yapıyor? Gerçekten üzülüyorum. Yani Erman'ı da severim, o da beni sever ama neye yapıyor? Yani bir takım bilgiler alıyor, bunların ne kadar doğru olduğunu bilmeden ortaya atıyor. Doğruysa belgelerini koysun ya da tanıklarını koysun neyse ama böyle ortaya boş iddia. Boştur demiyorum ama dolu olduğunu göremiyorum. Yani belki iddianın bir kısmı doğrudur bilemem. Ama dolu olduğunu görmek için somut bir şeyler koymak lazım. Tabii bu da TFF'nin belge getirsinler efendim demesine de olmaz. O belgeleri arayıp bulup durumu çözecek olan sizsiniz. Doğru mu değil mi diye alıp açıklama yapmak zorundasın. Zaten bu yapılan açıklamalar reysen harekete geçmesine sebebiyet vermez mi? Hem hukuksal anlamda düşündüğümüzde savcıların hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunları araştırma sını gerektirmez mi otomatik olarak? Ne olacak? Ali Koç'a 3 hafta, 3 ay, 2 gün, 5 gün hak mahrumiyeti cezası verecekler. Nedir? Hiçbir şey. Başka bir şey olmuyor. Erden Timur'a ceza verdiler. İşte neyse kaç gün unuttum. Ali Koç'a da benzer bir ceza verecekler. Tamam. Hiçbir şey yok. Uygulanabilirliği yok. Hak mahrumiyeti cezası. Şeref tribününe giremiyor. Demeç veremiyor. Federasyonda yazışamıyor. Başkası yazışıyor.
Sayın Ahmet Güvener Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve oradan seslendi sizlere. Türkiye Futbol Federasyonu eski genel sekreteri ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Efendim çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yayınlarımızda sizi sık sık konuk etmek istiyorum. Uygun olduğunuz zaman tabii saat dilimini ayarlayabilirsek. Çünkü bizim programımızın sonuna denk geliyor. Sabahın ilk saatleri şu anda 8.30 galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da sizin bulunduğunuz yerde değil mi? Bunları ayarlayabilirsek bundan sonraki programlarımızda da konuşmayı arzu ediyorum sizinle. Son bir şey söyleyeyim, tekrar ediyorum. Sistem değişmedikçe bu hiçbir çözüm bulamaz ve ne yazık ki gerek Kulüpler Birliği Başkanı'yla gerek Futbol Federasyonu Başkanı'yla resim zamanlarda yaptığım görüşlerde bu tip bir sistem değişikliğine hiç yatkın olmadıklarını gördüm. Üzülecek şey budur. Peki. Bunun detaylarını bir sonraki söyleşimizde konuşacağız. Çok teşekkür ederim bugün için size. İyi günler. İyi günler. İyi çalışmalar. Bir yorum. Bugün son konuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreteriydi. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı Sayın Ahmet Güvener. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum ve hatırlatıyorum. Yarın saat tam 15'te biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.